Evet sevgili izleyenler, halihazırda Avengers'ın yeni tanıtım videosu ile birlikte heyecan kazanmışken dedik ki Lego Marvel Super Heroes 2 oynayalım, keyfimize bakalım. Abi bunların yani Marvel'ın oyun anlayışı artık sadece filmleri uyarlamak herhalde. Bildiğin Guardians of Galaxy'nin son sahnesini koymuşlar. Yani hani bu adamların sadece filmlerden ibaret değil yani evrenleri. Niye inatla filmleri ön plana çıkarmaya çalışıyorlar? Abi. Marvel vs. Capcom'da da bunu yaptılar. Ya Lego şu anda Marvel'da da şu an onu göz yapıyorlar. önünde olan onlar. İnsanlar onu izliyor ve onunla alakalı şeyler görmek istiyorlar herhalde. Onun Muhtemelen bu ürünlerini oyunda da satıyorlar. X-Men yoktur şimdi kesin. Ya büyük ihtimalle. Belki şeydir ya, kapalı karakterler arasında vardır ama odak noktası beyaz perdede hali hazırda dönen filmler üzerinden gidiyor olabilir diye düşünüyorum. Ya mantıklı olan da o zaten onlar için. Yani ticari Hadi başarı bakalım, elde etmek Nova istiyorlar. Prime'den başladılar. Bir de Nova Prime'ın sonundaki şey işte. Son savaşı. Ronan'ın gemiyle aşağı inmeye çalıştığı sahne falan. Direkt gardiyanlarla gireceğiz herhalde hikayeye. Star-Lord dediler Evet. zaten. Herkes oradaki dev şeyi görüyor mu falan. Bir de zaten baksana Baby Groot falan var abi ya. Oğlum Groot bile Baby Groot formunda. Bu kadar olmaz yani. Oraya da şeyi koyaymışsınız bari. Allah Allah. Glenn Close muydu o adın? Meryl Streep miydi? Kim oynuyordu lan Nova Prime'ın şeyinde? Nova Prime'ın başındaki karakter kim oynuyordu? Hatırlayamadım. Evet abi, arkasında X-Men'le alakalı hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok oyunun arkasında X-Men'le alakalı. Eski şeyler Ya de vardı biliyor musun? Inhumans bile var, X-Men yok abi. Ya gidip Inhumans'ı bile koymuşlar, X-Men'i koymamışlar Acaba anasını satayım. açılabilir karakterler arasında falan yer alıyor mu? Vay. Her şey yolunda mı? Yani genel olarak Düşünmeme gel iyisi diyor. Rocket Raccoon. Dur bir dakika, ben de geleceğim şimdi. Press any button dedim, bastım. Yükleme yapıyor, geleceğim birazdan herhalde. Bu oyunlar teknik anlamda çok sıkıntı değil mi sence de? Birazcık abartılı değiller mi yani? Şu basitlikteki bir oyunun bu kadar böyle bir zorlanması şeyde falan. Sen açmadın mı şeyi? Hmm. Evet. Evet, Ben şimdi oldu. kontrolcü açık zannediyordum da. Evet, şimdi Dur, oldu. yükleme mi yapıyor? Neredeyim? Şimdi geliyorum herhalde. Ah, en sevdiğim. Ortalık dağıldı. Ama ben başka birisi olmak Oh, istiyorum. sana arkadaşlık istekleri yağıyor Talha Bey, böyle olmaz ki. Dur. Önceden ayarlayacaksınız Gel şu yani. seksi yeşil uzaylı hatun oldum. Gelsene. Dost. Hı. Aşkımızı tazeleyelim. Neredesin? Burada bir şeyler yapmam lazım benim galiba. Ya her Ya zamanki oğlum ne gibi oluyor la? Her zamanki gibi etraftan Lego parçaları Abi toplayıp bu oyun birleştirmeniz mide lazım. bulandırıyor ya iki kişilik oynarken yalnız. Şeyi oynamış mıydın? Ya bunun ilkini özellikle. İlkiniz bir son boss savaşı var abi. Ben Felaket hiçbir yani, şey öyle bir mide hanımla bulandırıyordu oynuyordum. ki. Hanımla oynuyordum ya. Biraz önce burada şey gözüküyordu yani, Star Lord'un sembolü gözüküyordu, şu an kayıp. Dur, ben bir şey yaptım burada. Ya Ya... konsepti hiç mi değiştirmediniz be kardeşim ya? Her oyunda aynı. Neyse, önemli değil. Ya zaten bunun hedef kitlesi de belli nihayetinde. Acaba kaç satıyor oğlum bu oyunlar, onu merak İyi ediyorum. satıyorlardır diye düşünüyorum ya. Bayağı iyi satıyorlardır. Ya ilk oyunları beni çok cezbediyordu açıkçası. Valla ben orijinal Ama Lego Star Wars'u bayağı beğenmiştim ama onların şey farklıydı. Böyle değildi oynanış onlar. falan da farklıydı değil Oynanış mi? farklıydı, böyle değildiler yani. Ya ben de Lego Batman'e işte Lego Batman 2'yi oynamıştım. Mehtap'la birlikte çok keyif almıştık. Ama ondan sonra mesela ikincisini büyük hevesle, yani ikincisi dediğim bir başka Batman Lego oyunu aldık. Neydi, hangisini oynadık? Marvel Super Heroes işte. Abi bir saat oynayıp bıraktık mesela. Sonuna kadar Yani. gitmedik. Her şey aynı neredeyse. O kimdi? Hangi Peki. süper kahramandı? Wasp'tı o. Peki. Sen aşağı kata mı indin ya? Ben de yukarıda takılıyordum. İşte ne olduğunu yani bildiğin ciddi anlamda şu anda kamera önünde ne olduğunu insan seçmekte zorlanıyor. Bak. Üçgenle değiştirebiliyorsun karakterleri bu arada. Aynen. It's the same fucking game for like the fucking 20th time. Rocket Raccoon'u 20 falan time. alaydık ya bari. Pekala, hadi zıplayalım. Yeteri kadar alçalınca. Roket pek giyiyor muydu? Dalga geçiyorsun değil mi? Şu gömlek bile giymiyor. Tamam. Yeni plan. Şimdi zıplıyoruz. Direkt o şeydeki halini
O ne Direkt be? filmlerdeki halleri Aynen abi. aynen. Ya ilk oyunda da vardı çünkü Guardians of Galaxy, ama o zamanlar Guardians of Galaxy filmi çıkmadığı için böyle değildi karakter dizaynları. Şu sahneler falan bile şey ya. Ama dedim yani bu artık bize göre çok şey bir oyun değil ya. Yani bize hitap eden bir oyun değil. Belli bir formül tutturmuşlar, onu farklı temalarla oyunculara sunuyorlar işte. Evet, yani farklı bir şeyler yapmayı denemiyorlar ya. Yok abi, ne diyecekler ki yani. Hani halbuki şöyle bir adam gibi bir şey yapsalar, 3D platform oyunu yapsalar. Ya bu kadar farklı karakter işte bir araya getirip hepsiyle oynamayı şeye gösteriyorlar. Daha çok. Yeah, great. Sivilleri tahliye etmek için bir gemi gelecekmiş biraz daha. Sivil aşağı attı direkt gözümüzün önünde. Ben gidiyorum vallahi. Buraya gidiliyormuş, onu fark ettim. Takıl abi, ben şu etrafı da. Yok, o kadar da gidilmiyormuş. Her taraf görünmez duvarmış. Vay. Şu an onu fark ettim. Oo, süper hareketlerim var ha. İşte tek keyifli yanı bu Marvel karakterlerinin güçlerini kullanarak etrafta gezinmek. Şey falan çok güzeldi ya. Iron Man olmak, örümcek adam olmak falan çok harikaydı. O şehirde geziyordum falan ama abi çok kısa süreliğine. Evet, yani çok kısa süre eğleniyorsun onunla. Tamam, biliyorum. Şöyle. Güzel hareketler yapıyorum bak. Hala çoğu iş işliyorum dost. Temizlik lan. Ha, buraya sen lazım. Burayı sen açabiliyorsun. Bana sen lazımsın. Neredesin dost? Şeyi hatırlıyorum ya, böyle bir niyeyse Lego Marvel Super Heroes'u oynarken oğlum, hani Magneto boss savaşı ile alakalı böyle bir heyecanlandım. Magneto boss savaşı sanki bu oyunun boss savaşta çok bir şey sunabilecekmiş gibi böyle gereksiz bir heyecan falan yaptım. Ondan sonra çok aptal bir şey çıkınca ciddi hayal kırıklığına uğramıştım falan böyle. Abi neredesin sen? Her taraf görünmez bu var ya. Doğru yere mi gidiyorum ondan da emin değilim. Neredesin? Şu ilerideki sen misin, değilsin değil mi? Yoo, nereye geldim ben böyle ya? Vallahi ben kapışıyorum burada bir şeylerle. Senin yerini bulamadım ki. Buralardan geçmiş olamazsın, burada Lego parçaları var. Ben sahildeyim, nasıl gittin sen oraya? Sahil neresindeymiş lan? Ya işte sahil dedim, bahçe, havuz kenarında. Ulan McDonald's gibi şeyler saldırıyor bana dostum. Oğlum. Ben kulaklık taktım, geziyorum lan. Aha gitti. Aha parça parça. Ha. Burada mısın lan acaba dost? Bak en azından telifli müzik almış adamlar. Evet, saygı duydum. Oo, buraya demir adamı gelmesi gerekiyormuş. Ben birini yakalım götürüyorum valla, bilmiyorum ne oluyor şu anda. Dağıttım herifi, yazık oldu. Ha, kim değilse. Şuradan devam ediyorum. Oğlum her taraf görünmez duvar lan. Evet aşağı. Heh, sen doğru yolu buldun bu arada sonunda. Neredesin lan, bulamıyorum seni. Oğlum çıkıyordun oradan, niye çıkmadın? Çıkılmıyor ki oradan. Şuradan çıkamıyor musun? Duvarlardan falan. Çıkmıyor mu? Acaba başka bir karakter mi olman lazım? Bir şey falan mı atmak gerekiyor mesela? Gerçi başka bir karakter olsam bile yani her şekilde oranın duraksın çıkması lazım oraya. Duraksı ihtiyaç var çünkü içeride. Nasıl çıkacağım? Şurada ve şöyle mi? Ya ama dost böyle olmaz ki. Yani aktifleştirmemişsin. Beni niye uğraştırıyorsun? Fuck you dude. Lego'da mı oynayamayacak? Neredesin? Onun bana nereden geldiğini söylesene. Hı? Oynayamayacak mı? Hani bir şey de mi, do mu, yemeyecek, içmeyecek falan. Nereden çıktığını bilmiyorum. Mahmut Tuncer'den. Dedim ya geçen gün sana. Araştırdım, bulamadım. Çiğ köfte de mi yemeyecek?
Araştırdım bulamadım. Yani niye o kadar ünlendi ki peki? Bilmiyorum ünlendi mi ünlenmedi mi. Ya bir ara herkes söylüyordu gıcık oluyordum. Ne yapacağım ben şimdi? Oğlum duvar var bak, bu da kırmızı. Seni kırmanı istiyor burayı. Okey. Şimdi yanlış yaptım ya. Özel hareketimi kullandım. Ne diyor? Bizim de artık etrafı... alev söndüren şeyimiz var diyor. Yangın söndürücü drone'umuz var diyor. Sivil halkı kurtarmaya çalışıyoruz. Güzel. Nazar değdirdim, kusura bakmayın dedi. Neyse sonuçta halk kurtuldu. Ya şu palyaçolar Lego Batman'den mi kalma? Joker'ın adamları mı nedir? Belki müzik dinleyerek gidiyor yanınıza hala. Evet. Ben şurayı halledeyim o zaman. Sen hallet. Bu ne böyle be? Shut the fuck up. Aa ne güzel eskiden parçalama vardı ya. Parçalayamıyor muyum seni? Bakayım. Oh be. Gitti. Allah Allah. Sırf şu espriyi yapmak için koymuş olduklarını düşünüyorum bu bölümü ya. Şimdi benim hamster'ın nasıl hissettiğini anlıyorum deyip gitti. Ultra mı bunlar? Sanmıyorum. Ah. Bana o kadar çok vurmuşsun ki öldüm sonunda. Aa, ben de sana bakıyorum var ya şu anda tam bıraktım. Display izliyorum. Ben bunu böyle oynarım sonsuza kadar bu arada. Şu ne oluyor böyle ya? Vay ne güzel hareketleri varmış bu karakterin böyle. Özellikle Gomora ile oynuyorum. Şuraya senin gelmen lazım gene. Nerede? Dur dur. Basılı tutmam gerekiyor. Ah işte bu. Tebrikler millet. Efsane ve Star-Lord tarafından kurtulduğunu izleyecektim muhtemelen. Kimse Star-Lord imzası istemiyor mu? Gelir misiniz? Hemen aşağı iniyoruz. Ne oldu, inanamayacaksınız. Olayları nereye bağlayacaklar merak ediyorum. Kingpin falan var lan. Şey örümcek adam da var bak şu. Siyahlı. Baytuşma Kang mi acaba bunda? Öf, ciddi ciddi Baby Groot koymuşlar oyuna ya. Ben Baby Groot'la oynayacağım kaçın. Güçlendirilmiş metali parçalayabilecek bir şeyin var mı? Tabii ki. Sizlerin aksine ben bu tarz durumlar için her zaman hazırım. O Baby Groot'un hiçbir numarası yok lan. Bakayım. Ne oluyor lan? Aha! Yaktım çıranı dostum. Aha devrim. Zamanı mı hızlandırdın? Ne yaptın? Ne bileyim onu. Geliyorum. Boss seni parçalamaya geldim. Tek bildiğim şey o. Buraya Kaptan Amerika lazımmış. Come and get your love. Grenades can destroy silver Lego objects oldu. Aha bak böyle şeyler var bende dur. Neredesin? Çok kalabalık ya. Çok kalabalık abi. Bunları şeyle yuvarlak yapıyorsun. Sen lan. Yapıyorsun bak buraya gel. Oğlum benim karakter dondu lan.
Nasıl dondu? Kendi kendine hareket ediyor şu anda abi. Bende hiçbir alakası yok. Bak bak. Okey. Sakin ol. Tamam düzeldi. Ne yapıyoruz abi? Bir şey yapman lazım. Abi sırtına mı çıkabiliyorum lan ben senin? Gel çık heh. Sırtıma. Hadi gidelim. Ne oluyor böyle? Geri iniyorum. Sonra? Bilmiyorum ne oldu. Ne yapıyoruz abi? Canavarlaşasım gel. Bir şeyi tamir etmen lazım şu sağ değil. Taraftaki yeri. Geldim. Orayı. Kalıyor abi öylece karakter. Sırtına fiyat... mı inmem lazım acaba? Ne yaptın lan? Ah be. Bir daha söyle de. Hadi bir daha söyle. I am Groot. I am Groot. Ben de çıktım. I am Groot. Kendi ayağını mı vurdu lan? Bu sonuncularıydı. İyi iş takım. Harika iş çıkardık. Evet ben ortaya çıkınca sesler o kadar çakma geliyor ki. Saldırı altındayız ve kalkanımız neredeyse tükenmek üzere. Şu görevimiz bir tane mesai yapıyoruz. Bu şey gemi mi saldırıyor? Hiç hoş değil. Hadi daha fazla hasar vermeden rakete geçelim. Yalıyorum lan. Bu ne lan böyle? O zaman geriye mi aldım? Bızlık olarak devam etmek istiyorum. Büyük güç, büyük sorumluluk getiriyor dostum. Şu anda o sorumluluğu kaldırabilecek. Adamlar sırf Baby Groot'u koymak için koymuşlar oyuna ya. Neyi var oğlum Baby Groot'un baksana. Paytak paytak geziyor etrafta. Neyi mi beğenmedin yine? Bak. So what now? Gidiyor muyuz? Gidiyoruz herhalde. Makinalıya tarayacaksın abi bunları. Oo, boss fight. Ben de istiyorum ya. Ben niye yapamıyorum? Çünkü ben roketle yapıyorum, sen gurusun. Olsun ya, ben de ateş edeyim iki el. Çık. Oğlum bu ne la böyle? Benim karakter, aşağıda lan benim karakter. Neredeyse işi bitmek üzere. Star Fox'a benziyor. Dererettet. 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 İyi iş başardın roket. Zafer bizim. Çok çakma geliyor abi seslendirmeler ya. Hani çok bari şekilde o karakterleri vermeye çalışıyor olmalarına rağmen sesler o kadar uyumsuz geliyor ki. Aha Thanos geliyor. Kang. Thanos değil lan. Kang'miş. Kang'in yanındaki kim? Yavuklusun mu? My dear Ravonna. Böylesi bir yıkım. Gücün üstesinden gelinemez. Sevdim bir daha söyle. Bir daha söyle. Bir daha söyledi. Ha geriye sardı tekrar söyletmek için zamanı. Böylesi bir yıkım. İkinci kez de en az ilk kadar güzel diyor. Yeni gelenler bayağı yürekli. Şey yani önemsiz muhteşem böcekler. Muhteşem karıncalar. Önemsiz lan insignificant. Ne yapıyor? Release the Kraken mi? Aa, Super Smash Bros'un sonundaki boss geldi. Ha değil. Bu ne lan? Ne gönderdin lan bunlar buraya? Final Fantasy'deki gibi Sam'ı çağırdı. DC karakterler olsa diyeceğim ki şeyden çalışıyor. Yani Celestial'ın harbiden yeni nasıl Celestial'ı boss olarak yollarlar bir de onu anlamıyorum. Niye? Yani hani ne bileyim abi Celestial'lar benim bildiğim Marvel evrenindeki en güçlü varlıklardan bazıları hani öyle gidip 5 tane Guardian'ını yani dalıp yenebileceği bir şey olmaması lazım Celestial'ın yanlış bilmiyorsam. Belki de yenemeyeceklerdir. Ölecektir şeyin hepsi burada. Galaksinin hepsi. Oh keşke ya.
Saf kötülük. Hadi diğer kahramanlar da gelsin artık. He's on the searcher. Searcher. O demir adam gibi bir şey geldi. Ayaktaki ne lan? Uçmaya çalışan ama uçamayan. Bir şey bize el mi sallıyor? Ulan lan legolarıma ayrıldım dost. Ne oldu? Game over mu olduk lan dost? Evet. Ne oldu? Zaman yavaşlatma sahnesi. Ne oldu lan? Oraya kadar uçtum bir anda kayboldum ortadan. Çok fena. Oğlum, ne oluyor ya? Burada bir şey yapmamız gerekiyor dost. Ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Tam buraya kadar uçuyorum mis gibi geliyorum. Burayı kırmaya çalışıyorum ama işe yaramıyor herhalde. Uçağın parçalarını kullanalım falan diyorlar mı? Ya bir tane düzgün şekilde savaşabileceğimiz bir boss koysalar artık şu oyunlara. Hani boss'u direkt bulmaca yapmasalar da harbiden savaşsak bir kere de. Bak şurada bir şey buldum bro. Hani etraftan sonraki bir şeyde birleştirerek yani yaptığımız şeylerle boss'lara vurmasak falan. Ama bu Lego. Birleştirmek zorundayız bir şeyleri. Ben hakim olamadım olaya. Evet. Onu tuzağımıza düşürdük dost. Bravo, tebrik ediyorum seni. Biz mi yaptık onu şimdi? Evet. Şimdi elimle şuradaki parçayı... Ben ne ara Groot oldum ya. Eyvah eyvah. Aa, hala hayattayım. Ben etraftaki düşmanları hallettim ama şunları toplamamız lazım. Topla abi, o senin işin. Finally ya. Sanıyorum bir şey yarıyor. Hep de böyle bir görkemli boss savaşıyla falan açılışını yapıyor ya bu oyunlar. Sonra da belli bir süre sonra seni açık dünyaya bırakıyor. İşin kötü tarafı işte görkemli boss savaşları bile oynanışta hiç görkemli değil. Fena yumruk yine. Ne var burada? Bu sefer de buna mı müdahale edeceğiz? Şu an ne oluyor tam olarak? Hani bu... O kadar kudretli ki işte zamanı durduruyor vurduğu zaman. Zamanı geri sarıyor öyle mi? Abi bizim pat... Ayda. Hadi yavrum. Ver artık gücü bana ver ya. Ben şunlarla oyalanayım. Sen onları hallet. İşte bu ya. Ateş etmek keyifliymiş. Bitir onların işini dost. Yeah! Kill them! This is the greatest boss battle ever. Sabit duruyorum ve ateş ediyorum. Bitti mi? Yok dur bir dakika. Yine zamanı yavaşlatacak herhalde. Tekrar mı yapmamız lazım? Niye hiçbir şey olmadı lan? Tamam, Drex almak lazım. Ha, Drex alıp burayı açacağız. Peki, nerede Drex? Aşağıya düştüm ben. Groot. Drex, tamam. Abi çıkacağım, tırmanacağım buradan anlamadım. Şuraya mı vuracağım ya da? Yukarı çıkacağım abi. Yani. Bu ne? Bunun olacak yer var mı ki burada? Abi.
Nereye gideceğiz lan burada? Ha şimdi açıldı. Ben üzerine gelip basınca açıldı. Ama abi yani böyle ben tek başıma mücadele edemem ki. Guardians of Galaxy izliyoruz ama Talha tek başına mücadele ediyor. Yok işte Guardian of the Galaxy sensin o. Sen koruyorsun. Geldim ha. Dur. Evet açıyorum gençler kapıyı. İçeride bir de su tesisatı varmış lan. Bu muymuş dünyanın en şey kainatın en bombastik şeyi. İşi bitti. Zayıf noktasını bulun. İçeriye dalacağız o zaman. I am Groot alayım mı? Ha dur I am Groot'u diyorum. Sen almışsın zaten. Ben çıktım zaten ya. Doluyorum Drax'la içeriye. İçeriye mi girmemiz lazım? Bak birisi İçeriye gitti. Sokmuyor abi. Ama ben ateş ediyorum şu an içeri. Tamam o senin için herhalde ya. Başka ateş eden bir karakter ha. Groot değil de. Heh. Mükemmel işte bu be dost. Bravo. Infinity War'un finalde böyle olsa keşke ya. Nasıl? Böyle işte devasa bir şeyle kapışsalar. Infinity War değil ya. Infinity War'da herhalde. Hadi oğlum atsana. İlla yerim mi inmem lazım bunu atması için? Abi niye kovboy şapkalı kötü adamlar geliyor anlayamadım. Sen hakimsin olaya. Ne diyorsun dost? Dallas dizisinden geliyor olabilirler mi? O her şeyi içine çekiyor. Gökyüzünde beliren ve çığlık atan kovboy inişleri bunlar. Yuvarlığa bas dost yuvarlığa bas öleceğiz. Ay yetmiş ya arkadaş ya. Evet. Patlıyorsan patla çatlıyorsan çatla kardeşim. Heh. İşte bu. Eyvah. İşi bitti herhalde ya. Sırtçı yıl mı öldürdük yani biz şimdi? Dost söylediğin kadar da görkem değilmiş ya. İşte yani sıkıntı orada zaten. Üzüldü la. E ben kötü adamın yerine olsam basarım bir daha gelir. Bayağı bildiğin pazarda satılan robot oyuncaklarına benziyordu zaten ya. Kang'in güçlerinden kaçmak için yeter kadar zaman kazandırdınız. Problem değil. Ne kadar büyüklerse o kadar çok acıtırlar. Bigger they are, bigger they fall değil miydi o? Hmm. Ödülümüzün ne olduğunu sor. Kılıç. Hapishane mi? Kılıç. Oo, potlardan bir şey geliyor dostum. What are those? Ne geliyor abi? Ha kaçıyoruz ama. Asla öğrenemeyeceğiz ne olur. Oyun sonunda çıkacak. Büyük twist. Hepsi Iron Man'in şeyiymiş. O dev kılıç hala peşimizde derken. O da gitti. Öylece gitti mi yani? Ben Groot. Terra'dan acil durum yayını mı? Dünya mı? Kang şimdiden oraya varamış mı olamaz. Bu imkansız. Her şekilde oraya gidip onları uyarmalıyız. Neden onlara yardım etmek zorundayım ki? Çünkü bizler galaksinin koruyucularıyız. Hmm. Oh my god. Hadi bakalım. Uçuyoruz. Yalnız fark ettin mi? Bak. Şu burun. Bunlar göz. Timely Comics. No Essence. No Essence of Mine. Level o ne demek lan? No Essence of, no son of mine'i biliyorum da no Essence of mine ne demek? Kelime oyunu yapıp böyle şaka mı yapıyor acaba bilemedik. Bunları da hep ben topladım dost. Pasoyu attın ha. Oyun boyunca fark etmedim zannetme. Pasoyu attın fark et. Bak onu da ben buldum. Ve kim açılıyor? Gölgede birisi var. Lootbox çıkaracak şimdi kartlardan. Seni bir izi çizeyim. Olabilir ha biliyor musun? Key satın alın diyecek şimdi. Rastgele bir karakter açılacak bence. Drax açıldı. Wasp. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Bayağı güzel yapmışlar. Manhattan değil mi burası? Spider-Man. Ulan birisi X-Men Miley kendisi lan orası. Yazık be X-Men yok şimdi. Bak herkes burada.
Didi de var. Derde. Bu kim? Captain Marvel'le. Ne yaptınız kapağı? Bu kim? Giant Man'miş. She-Hulk. Thor'u da kısa saçlı yapmışlar. Bu nasıl bir Tony Stark sesi lan? Ne oldu? 18 yaşında. Şu Legoları bir yerken görsek şunları ya. Nick Fury'den çağırıyor. Başka Fury değil miydi o ya? Fury diye söylüyor. Fury, Nick Fury. Ya Ant-Man yok, Wasp mı var yani, anlamadım. Niye sadece Wasp var? O da gelecek var? Lan, baksana az önce karakter listesini gördün. Kesin çıkar yani onları. Giant Man var, acaba Giant Man... Giant Man kim ya? Ya bir dönem Ant-Man'in bir Giant Man olduğu dönemde vardı dev olarak. Hani nasıl küçülebiliyorsa aynı zamanda büyüyebiliyor. Hani temiz, onunla... Etrafı temizliyor yalnız. Kaptan Amerika nasıl geldi lan öyle, komşu çocuğu gibi. Bak açılan karakterler var. Kaptan Amerika açıldı, hadi hayırlı uğurlu olsun. Harikaymış. Bak milletin loot box'a sattığı şeyi adamlar bedava veriyor. Birazcık saygınız olsun. Gerçekten mükemmelmiş, evet. Harika. İşte en sevdiğim ya. Nedir bu şimdi? Bak şimdi iyi izle. Yeteneklerimi görüyor musun? Yakala Bobby. Dünya kurtarıldı yazıyor. İlk oyundaki karakterler tabii ki o. Oy anam oy. Fıstık gibi oyun olmuyor, yine beğenmedim. Küçüğüm ben tabii, anlıyor musun? Al kuzenini, oyna ak. Arı adam mısın sen şimdi? Hani arınmış arı adam. En azından kadın da bari, adam yani. Ant-Man'in şeyi işte, Lost'taki hatun oynadığı karakter vardı ya. Ant-Man'de. Hmm. O işte. Ant-Man'in yavuklusu. He. Birisi karınca, ötekisi eşek arısı mı yani şimdi? Niye karınca şey değil, kraliçe arı değil de şey. Pardon, kraliçe karınca değil de eşek arısı. Incoming call from Nick Fury. The entrance mechanism is still busted. Guess I didn't fix it after all. Evet. Benim için bu kadar, fazlasıyla yeterli. Dur ya, tam heyecanlı yeri. Tam heyecanlı yeri. Evet. Hadi hayırlısı. Görevi kabul ettik oğlum. Sonra gidiyorum ben şimdi. Shark ve yay ve kapsül mü toplayacağız en heyecanlı yerin? Kamera açısı mahvetti her şeyi. Kimin malikanesiydi burası? Vallahi galiba Tony Stark'ın malikanesiymiş, anlamadım ben de. Tony Stark'ın malikanesinde içeri giremiyoruz ya. Dost, bir şey buldum. Mavi bir parça buldum ben. Abi hadi herkes görevini yapsın lütfen. Bak ben buluyorum, sen de bul. Bu kim? Deadpool nedir ya? Böyle bir şey var mı gerçekten? Deadpool'un... Böyle bir karakter gerçekten var mı? Ben dalga geçtiklerini sanmıştım. Var mıymış böyle bir karakter? Gwenpool ne lan? Ne bileyim oğlum, nereden, ben o kadar hakim değilim bu dünyaya. Belli başlı karakterleri tanıyorum. Oğlum Gwen Stacy ile Deadpool'u birleştirmiş adamlar. Hani Spider Gwen'i bir yere kadar kabul edebilmiştim de Gwenpool nedir oğlum? O da ölüp geri gelmiştir. Ya yürüyün gidin ya. Yazacağınız senaryoya sizin anasını satayım. Eğer böyle bir karakter varsa şu an için bütün şeyimi kaybettim abi. İnancımı kaybettim, bir saniye. Bakalım, ben de böyle bir karakterin... Böyle bir karakter gerçek olmamalı yani. Ne haber kız? Bak dost seni görünce katlanamadı sana yani. Çekemedi seni. What the fuck? Gwenpool'un askerleriyiz. Unbelievable Gwenpool. Yani inanılmaz örümcek adam gibi yani. Bunlarda şey bak, kutu açma var burada dost. Bu için. Yetmiyor. Helium mod falan diyor. İstemiyorum abi, çık ya. Gerçek ismi Gwenpool'muş bu arada. Gwen Stacy değilmiş bu galiba. Evet dost. Ben biliyordum da sana söylemeyeyim dedim. Ben ilerliyorum abi, parça arıyorum. Sen küçülmüşsün dost. Küçül de cebime gir. Niye Gwenpool? Bir kere zaten Gwen Stacy kadar popüler bir karakter varken niye gidip ikinci Gwen isminde bir karakter yaratırsın? Hadi onu geçtim, niye onu Gwenpool yaparsın Deadpool tarzında? Üçüncüsü, ismini Gwenpool koyup bir de üzerine anime varisi çizimlerle böyle bir karakter yaratıyorsun. Hadi yavrum açıl, susam açıl.
Açılmadı. Burada parlayan bir şey var ama burası benim işim değil herhalde. Dost parçaları buluyor musun bak? Oğlum ben insanlığa karşı olan umudumu kaybettim diyorum. Sen... Bir parça daha buldum. Aferin. Parçala onları. Evet, aynen öyle. Abi iki yay. Pardon, bir ne yay. Ne yapıyor lan bu Iron Man burada? İki, ama o şey ondan görev aldık. İşte içeriye girme mekanizması. Iron Man'i kullanmak istiyorsan bir 10 dolar vereceksin ya da 45 saat oynaman gerekiyor abi oyunu. Buradan yukarıya çıkışmış bir şey daha var mı? Kimsenin sevmediği karakterleri oynatacağız size. Aa buradaymış ya. Aa bu parlayan şeyler görev malzemesi. O zaman ben bakayım. Kriyal edelim. Kaos ya. O lan heh. Bunlar i̇şte loot box alman gerekiyor şimdi. Bunlardan açılıyor. Bunlar bir şey açıyor ama neyi açıyor bilmiyorum. Bir şeyleri unlock ediyorlar. Çok büyük ihtimalle. Bu oyunların ciddi anlamda böyle fanı olan ama her birini böyle merakla bekleyip deli gibi böyle şey yapıp oynayan var mıdır acaba? Vardır. Ha böyle büyük merakla bekliyor böyle her birinin affiliate oyunu çıksa da oynasam falan diye. Ha yok böyle. Canım öyle değil ama mesela halihazırda böyle filmler çıkıp da ortalığı şenlendirmişken bu karakterleri oynayabilecekleri en ucuz şey bu yani. Yapım bu herhalde yani ucuz derken. Yapım olarak da ucuz evet. Yani, onu diyecektim yani. Yani bayağı ucuza nasıl yapıyorlar. Diyeyim? Yani, aynı assetler üzerinden gittikleri için. Şöyle bir bu kadar kahramanın yer aldığı büyük bütçeli bir şey yapamazlar. Onlar da böyle işte Legos'unu yapıyorlar ki bayağı iyi satıyor diye biliyorum ya ben bunları. Hah. Abi ben üzerime düşeni yaptım. Ya toplayacağım topladım gerisi sende. Yeter artık. Emekliye ayrılıyorum. Kaptan Amerika olarak emekliliğe ayrılıyorum. Valla çok uzun yani Winter Soldier'dan önce emekliliğe ayrılman gerekiyordu zaten. Yani kaç 150 yaşında mısın? Kaç yaşındasın? Nasıl? Valla Winter Soldier'lık yaptırtmayın. Tamam yeter. You're not the Winter Soldier dude. Biliyorum ya ama onun şekline bürünebilirim istersen. Görün bakayım. Hı? Göründü. Abi ben bulacağımı buldum hadi dost git bul ya şunu. Valla burada sen lazımsın diyor bilemedim. Aha. Bir tane ne? Nerede? Nerede lazımmış? Lazım olduğum yere gelirim. Demokrasi götürelim biraz. Oğlum baksana bak Kaptan Amerika'ya. Benimkinin yürüyüşüne bak oğlum. Bir de kıvırta kıvırta yürüyorlar. Şuna bak. Bak bak. Oğlum baya bir şey söyleyeyim mi? Animasyonlar yakından bakınca adamlar uğraşmış ha. Bir de kıvırta kıvırta yürüyor oğlum benimki. Baksana. Bak bak. Heh. Bak. Heh. Bir büyüsene sen. Look at my boobs. Look at my ass. Nasıl büyüyorum lan ben bu arada? Nasıl küçüldüğümü bilmiyorum ki nasıl büyüyeyim. Ha büyüdüm yine. Nick Fury'den arama var. Dost bir cevap ver. Look at my ass. My ass is amazing. Neyse give peki efendim biz bu şeyleri parçaları bulamayacağız büyük ihtimalle. Ya bulmak için gerçekten çaba sarf ettiğimizi söyleyemem ama. Ben sarf ettim abi. Ben üstüme düşeni yaptım. Ya ben sarf etmedim. Sarf etmeyi de düşünmüyorum açıkçası. Var mı oralarda bir bak şöyle göz ucuyla. Hani her zamanki gibi bir Lego oyunu daha. Yani benim için neredeyse çekilmez bir hal almış artık. Ya böyle arkadaşlar katlanamıyorum ya. Bizim için şey kalmadı tabii. Ben defalarca bitirdiğim benzer oyunlar olduğu için Lego oyunlarının formülü de belli olduğu için ya bunu işte yine çocuğunuzla oyunlara alıştırmaya çalıştığınız falan. Küçük yaşta biriyle beraber ver ufaklığa bunu oynasın. Keyifle de oynar. Çünkü mekanikler çok basit sıradan. Gerçi biz çark ve yayı bulamadık ama bu tamamen dostun sorumsuzluğu diye düşünüyorum ben. Dost gerekli aramayı taramayı yapsa şu anda çoktan bulmuştuk. Evet efendim. Marvel'dan aktaracaklarımız bu kadar. Böylelikle Infinity War'un da sonuna gelmiş olduk. Infinity War muydu? Ben Infinity diyorum ama sürekli. Bu gizli şey. Evet Infinity War efendim. Gördüğünüz gibi Lego Marvel Super Heroes 2 içinde Phase 3'ün bütün süper kahramanlarını bulundurmakta gibi duruyor. Hatta Spider-Gwen'i bile eklemişler. Black Panther'ı görüyorum kapakta. Hulk'ın Planet Hulk'taki veya Thor Ragnarok'taki versiyonu diyelim onu görüyorum. Cowboy Kaptan Amerika görüyorum onun ne olduğunu bilmiyorum. Hulk derken Vox Populi Hulk'ın sesinden bahsediyor dost bu arada arkadaşlar. Vallahi özellikle dediğim gibi genç kardeşlerimizin keyifli oynayacağı bir oyun. Neyse bir başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese iyi oyunlar.